diye yaşamsal bir soru sordu. Evet, bence bu soruya yıllardır bu meseleyi tartışan, yani Kürt meselesini tartışan bizler, aydınlar, siyasetçiler... Evet, nedir bu Kürt meselesi? Bir açıklayın bakalım. Yanıt veremediler, cevap veremediler. Veremediler, doğru. İşte yüzlerce program yapıldı, hatta binlerce diyebiliriz, izliyoruz. Ama televizyon programları, röportajlar, gazetelerde... Evet. Fakat çoğumuz, beni de katabilirsiniz, meselenin esasına girmiyoruz, giremiyoruz. Hadi girelim. Neden girmiyoruz? Bir cümleyle onu arz edinizde. Lütfen. Girmeye çalıştığımız zaman, meselenin esasına girmeye kalkıştığımız an ya sunucu işimden kovulurum kaygısıyla susturur bizi, ya televizyon sahibi acaba rütü kapatır mı diye tedirgin olur, ya da konuşan kişi Ahmet, Mehmet ya da ben, savcılar yakama yapışırlar mı programdan sonra? Bileklerime kelepçe vurup beni demir parmakla... Tamam, sen korkusuzsun, anladık. Söyle o zaman da biz de bilelim. Yani ifade özgürlüğünden söz ediyorsunuz. Efendim? İfade özgürlüğünden söz ediyorsunuz. İfade özgürlüğü çarmakta çünkü. Şimdi, biz neyi tartışmışız? Köy yakmalarını tartışmışız. 4000 köy yakılmış demişiz. İnsanlar öldürülmüş demişiz. Faili meçhulleri tartışmışız. DGM'leri tartışmışız, çocukları tartışmışız, taş atan çocukları tartışmışız, hapishanelerdeki binlerce insanı tartışmışız, ifade özgürlüğü önündeki engelleri tartışmışız. Epey bir şey tartışmışız. Tartışmışız ama bir başka bir şey yapmamışız, sorunun esasına girememişiz, Yani Zafer İşçi arkadaşımızın, kardeşimizin sorduğu o soruya cevap vermemişiz. Verecek şimdi misiniz? bu soruya cevap verdiğiniz zaman ne yazık ki 10 yılların hatta bir asrın şartlanmışlıkları yüzünden bazı insanlarımızın, yani bilinçleri mengeneye vurulan birçok insanın tüyleri diken diken olur. Diyorum ki ya ne olursunuz gelin dünya tarihini okuyalım. Bırakın Kürt tarihini, Türk tarihini okuyalım. Oturun Mustafa Kemal'in nutukunu okuyun. Orada Kürdistan gerçekliğini görürsünüz. Ama Kürdistan dediğinizde sizi tenzih ederim. Örneğin Sedat Bey'i hemen dikkat kesilir. Aman Kürdistan'dan söz etme. Hani demokrasi var ya güya Türkiye'de. Kürdistan'dan söz etme. Rütük'ün baltası tepemize iner. Ben söz et kardeşim, sen etmesen biz zaten söz ediyoruz. Bu söylediğini söyleyerek başladınız. Ama onu inemeye, İsmail Işık'ta ceza aldı bu söylediğini söyledi. Yani o dönemde, şimdi, o dönemde en azından rahmetli İnönü'nün döneminde böyle bir diyalog meselesi başlamış. Şimdi bir şey söyleyeyim. Kürt sorunu ne demektir diye sormuş izleyicimiz. Kürt sorunu Kürdistan mıdır? Ona geleceğim. Evet, Kürt sorunu bir kültürel hak sorunu değil. Yani bir sadece bağımsız Kürdistan'ın kurulması istedim. Bağımsız Kürdistan'ın hayır, kurulması. Hayır değil. Istedim. Bakın işte bir şartlanmışlık. Yok var, soruyorum sizde de var. Bilmiyorum. Söylemeyince ben soruyorum. Benim şahsen söylediğim şey şu. Türkiye ve Kürdistan Halk Cumhuriyeti Birliği. Yani iki cumhuriyeti bir devlet diyorum ben. Ama Sedat Bey şimdi. Ha, esas sorun bu yani. Tarihe baktığımızda tarihte Kürdistan gerçekliği vardır. Ve Misak-ı Milli, yani Lozan'da sınırları belirtilen Misak-ı Milli'yi göz önüne aldığınızda orada farklı bir gerçeklikle karşı karşıya kalırsınız. Eğer bu gerçeklik zamanında anlatılmış olsaydı azınlık haklarım, onu mu diyorsun? Türk köylüsüne, Türk halkına anlatılmış olsaydı Lozan'ın azınlık tarifini o zaman bir daha oku. Tüyler diken diken olmazdı. Aman işte terör geldi, ülke bölündü, vatan bölündü korkusuna, kaygısına kapılmayacaktı. Çünkü ne dersiniz bilmiyorum, arkadaşlarım ne derler bilmiyorum ama tarihin diliyle söylüyorum, belirtmek istiyorum ki Misak-ı Milli olarak çizilen sınırların içinde Türkiye var. Türkiye bir gerçeklik, coğrafi bir gerçeklik. Ama Türkiye'nin yanında Lazistan diye bir ülke de var.
Kürdistan diye bir ülke de var. Ama Kürdistan'ın ve Nazistlerin ülke olma hakları ne yazık ki tırpanlanmış. Bu nedenle. Ama bugüne kadar hiç Nazistan'dan bahsetmemiş. İşte bahsedilmedi. Eğer niye? Karadeniz'de etnik kozlar onun için kurcalanıyor. Dile getirecek bir potansiyel yok. Eğer Kürtler Koçgiri'den sonra Şehzade isyanı, Ağrı isyanları, Zilam katliamı, Dersim isyanı. İngilizleri de konuş o zaman. İsyanlardan sonra sessiz kalmış olsalardı bugün Kürdistan'ı konuşamayacaktı. Ben üniversite öğrencisiyken Doğuya Özgürlük diye bir afiş yüzünden yıllarca yargılandım ve zaman aşımına... Madem o kadar bilgilisin... Yani Doğuya Özgürlük demek bile... İngilizlerin Kürdistan planlarını da anlat. Kürdistan'ın kafaların arkasında hemen Kürdistan kayıksı yeşeriyordu, beliriyordu. Bugüne kadar ortaya konulmadı Nazistan meselesi çünkü böyle bir talep yok. Ama gün gelir de Nazlar, hayır biz ülke olarak haklarımızı talep ediyoruz dediklerinde ben çok ne söylüyorum. Ben o zaman Laz olurum. Ben o zaman Lazlar için... Ama bir türlü Türk olamıyorsun. Ben eğer Türk olsaydım, ben mesela Türk milliyetçisi değilim, ben enternasyonist bir insanım. Ben meseleye daha farklı bakıyorum. Dünya halkları kardeşliği temelinde meseleye yaklaşıyorum. Ben eğer Kürt olsaydım ben Kürt olurdum. Ben Kürtçe olurdum. Geçen bir televizyon programında da söyledim. Kars'ta yarın bir Kürdistan kuruldu. Kars'taki Azeri, Kars'taki Terekeme ya da yerli ezilecek olursa. Sen İngiliz de olursun bu gidişte. Olurum. Ben o zaman Terekeme olurum. Bu anlamda Kürt aydınları, Kürt insanı meseleyi bölünme paranoyasına kapılmadık. Kaygısına kapılmadan kabul etmeli ve Kürdistan'ın ülke olmakla ilgili hakları neyse bu hakların verilmesini Türk insanı savunmadı. Niye? Bölünme paranoyaysa neden Kürdistan Lazistan diyorsun? Bugüne kadar mesele hep etnisi diye belirtmek üzere Kürt meselesi olarak ifade edildi. Kürdistan meselesi hep söylüyorum Türkiye halkının da sırtında bir kamburdur. Türkiye halkının sırtında ekonomik bir kamburdur, Türkiye siyasal halkı. Bir kamburdur, militarist bir kamburdur. Bu kamburdan kurtulabilmesi için Türk insanının, Türk emekçisinin, Türk halkının cennet bir ülkeye kavuşabilmesi için, özgür ve mutlu bir ülkeye kavuşabilmesi için öncelikle bu kamburdan kurtulması lazım. Kürdistan'ın ülke olarak ne gibi hakları varsa ki o haklar kendi kendini yönetme hakkıdır. Ama o zaman milletvekili emekli maaşını almayacaksın, geri iade edeceksin. Türk halkının maaşı çünkü o. En az Kürtler kadar hak sahibi olan Türklerden söz ediyorum. Araplardan söz ediyorum. Çünkü Kürdistan'da tıpkı Türkiye gibi homojen bir nüfus yapısına sahip. Ve bütün Kürdistan'da yaşayan bütün halkların... Peki, önce sözünün eri ol. Aldığı maaşı iade et. Haklardan bahsediyoruz burada anladığım kadarıyla. Peki bu coğrafya içinde herkesin eşit demokratik hakka sahip olması yine sizi böyle bir şeye götürür mü? Şimdi ya milletvekili olmuş maaş alıyor adam. İleri geri borçlanmış emekli olmuş. Hala konuşuyor. İzin verilmiyor ki buna. Zaten daha nasıl izin istiyorsun? Çıkış nedeni de bu. Konuştuğu lafa bak ya. Zemin kapatılmış, tamamen kapatılmış durumda. Konuştuğumuzda savcılar yakın, ben birçok genç bilirim. BDP'de siyaset yapmak istiyor. Ama devlet yakasına yapıştığı için soluk kandil de alıyor. Legal zemin kapalı olunca ifade özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü ortadan kaldırılınca ne oluyor? Düşünce illegaliteye kalıyor. Ve illegaliteye kayan düşünce orada örgütlenerek silahlı bir harekete dönüşüyor. Şimdi şeyde mesela benim Kars'ta ben zaman zaman savcılara söyledim, emredildiklerine söyledim. Yanılmazsınız biraz hoşgörülü olur. Siz bu çocukların daha gitme nedenlerini yaratıyorsunuz dediğimizde bana bir emniyet amiri aynı şunu söylemişti, bana da iş çıkar demişti. Türkiye Cumhuriyeti'nden maaş alıyorsun kardeşim. Önce onu bırak. Terk et o zaman. Siyaseti şekillendiriyorsa samimiyetine inan oğlum. Kendisini gözden geçirmesi lazım. Kısacası Serhat Bey ben tabuları kırdım programınızda. Devam edeceğiz. Yani kendimce kırdım. Tamam. Kürdistan mesele ülke meselesidir. O ülkede, bu ülkede yaşayan bütün halkların özgürleşmeleri meselesidir. Kendi kendilerini yönetmeleri meselesidir. Bir parantez açayım. Mahmut Alınak'ın yönetmesi değil. Halkın her alanda, ekonomik alanda, siyasal alanda, kültürel alanda, sosyal alanda, yönetsel anlamda. Hayatın her alanında kendi kendisini yönettiği, ülkenin bütün zenginliklerinin halkın olduğu,
hayatın tüm özgürlüklerinin ezilenlere ve halk kesimlerine ait olduğu cennet. Tamam, bu doğru. Bunu biz de destekliyoruz. Herkes destekliyor. Son cümlemi söylüyorum biz de. Kürdistan'da Türkiye'nin cennet kardeşliği yorumuna göre. Peki. Sayın Tahmin. Yalan söylüyorsun. Kendin bile inanmıyorsun dediğine. Evet. Ne diyorsunuz efendim? Tabii ki bence de Kürt sorunu diye ifade edilen sorun, Kürtlerin kendi etnik kimlikleriyle kamusal alanda yer alma sorunudur. Başörtülerin sorunuydu o. Şimdi sizin ne oldu? Kendi kendilerini yönetme sorunudur. Şimdi az önce Kürt silahsız şeyin başlığı da bu. Silahsız silahsız olur. Olmaz. Şimdi, olmaz. Kısa döneme bakalım. Kürtlerin silahsız bu soruna ilişkin hangi çabaları gösterdiler? Demokratik özellik diye Kürtlerin bir kesimi, hepsi değil, bir proje ortaya attı. Bu projeye dönüp baktığımızda az önce söylediğimiz, tarif ettiğim, yani Kürtlerin kendi kendinin, hatta bütün Türkiye toplumunun farklı renklerin, farklı kesimlerin coğrafi olarak, kültürel olarak yönetmesi ve kendi kimlikleriyle kamusal alanda yer alma meselesidir. Artık yani, itiraf et sen de. Mahmut Alınak itiraf etti, sen de itiraf et. Burada ben kanıttığımda bugünkü... Buna bir engel görüyor musunuz? Var tabii. Buna bir engel. AK Türkiye. Parti bugün nedir kamusal alanda yer almasıdır? Kendi kimlikleriyle, kültürleriyle dediğinizde... Kamusal örneğin, alan başörtüleri içinde. Bırak onu kullanma artık. Kürtçe geç. Meselesi. Bugün hemen hemen yanılmıyorsam bütün Kürtlerin ortak temel talebi. Biz ana dilimizle konuşmak, ana dilimizle eğitim almak, ana dilimizle savunma yapmak istiyoruz. Dönüyoruz, bakıyoruz. Ya konuşuyorsun AK kardeşim. Parti, şu an Perez'i, başka Şivan Perez değil, Avrupa'dan Türkiye'ye getirmeye çalışıyor. Türkiye'de, Diyarbakır'da, Batman'da, Van'da demokratik siyaset yapanları cezaevine getiriyor. Şimon Perez ve bunların kendi dilleriyle savunma yapması engelleniyor. Kendilerini özgürce ifade etmeleri engelleniyor. Başbakan ve bugün işte Kürtçe öğrenebilirsin. Yani evinde konuşabilirsin. Hiç, kısa bir süre önce Sayın Cemil Çiçek açıkladı. Dedi ki tabii ki pazarda, sokakta Kürtler kendi dili şey yapabilir. Kürtçe konuşabilir. Fakat elektrik faturası dedi. Aynen bu tabiri kullandı. Şey olamaz. Kürtçe olamaz. Anlattı. Ya onun için dedi, devlet kuracaksınız yani, öyle mi? Sorunun geldiği nokta burası. Ha, anladım. Temel sorunu. Kürt sorununa ilişkin çözüm noktası. Kürt sorunu değil. Kürt devletin sorunu. Şey, bunun için de önce silahsız konuşmanın zeminini yaratmak lazım. Bu hükümetin elinde demokratik zeminin önünü açarsa, gevşetirse. Referanduma gidelim. Türkiye'nin bütününe mal olmuş, bütününe sahip çıkmış. Az önce söylediğim gibi seçim barajı, geçmişle yüzleşme komisyonu, tarihle yüzleşme gibi faili meşrutları samimi bir biçimde bunların üzerine gitme iradesi gösterirse ben silahsız, hala bakın Pekke'nin açıklamasında, son açıklamasında Öcalan'ın bir hafta önce yaptığı açıklamada kapı aralı. Şiddet, silah, biz tehdit devam ediyor. Son verdik. Tamam. Gelişmelere bakacağız. Ve bunların altı çiziliyor. Bu tek hala fırsat var. Kaçmış değil. Bu seçim her süreci önümüzde. Fırsat olduğunu düşünüyoruz. Bir zamanda fırsatın kaçmadığını düşünüyoruz. Demokratik ortamlarda bunu düşünmek gerekiyor en azından. Diyarbakır'a dönüyorum efendim. Sayın İnsarioğlu, ne diyorsunuz? Burada Sayın Anlak bir profil çizdi. Tabuları yıktım dedi. Oradan nasıl gözüküyor efendim? İyi gözüküyordur. Tabii Kürt sorununun ne olduğunu yıllarca bir yani çok tartıştık. Yani 80 yıldır Kürt sorunu bu ülkede etnik bir kimliğin inkarı sorunuyken son birkaç yıldır Kürt sorunu devlet kurma, etnik kimliğin inkarından vazgeçilmiş ve resmi olarak kabul edilmiş olan bu etnik kimliğin haklarının ne olacağı, devlet olması, hakların nasıl anayasal teminat altına alınacağı ve bu haklar inkar edildiği dönemde oluşan yani gerek terörle mücadelede izlenen hukuk dışı yöntemlerin oluşturduğu yani Kürdistan kurmadan bunlar çözülmez diyorsun. Gerekse
bu sorunun varlığından sen de açık ve net söyleyebilirsin. Silahlı bir grubun nasıl dönüştürüleceği meselesi, bunların tamamı bugün bu çözümün parçasıdır. Yani çözüm tamamını içeriyor. Bugün de Kürt sorunun eşit yurttaşlık temelinde çözümü, hakların anayasal teminat altına alınması ve yerinden yönetim modellerinin geliştirilerek sadece Kürtler için değil, Türkiye'de yerinden yönetimin güçlendirildiği eyaletlere bölünelim. Yani ademi merkeziyetçilikten vazgeçilen, yerinden yönetimin güçlendirildiği yeni bir modelin eyalet, eyalet en güzel. Öyle değil mi? Bu sorunun çözümü meselesi. Eyaletle başlayalım, sonra özgür Kürdistan olsun. Bunlar da çok özgürce tartışılıyor. Bunlar artık her kesim tarafından özgür. Sonunda özgür Kürdistan tartışılıyor. Ama biz bunu beceremediğimiz zaman, biz bunu başaramadığımız zaman, yani sosyal, bu siyasal demokratik zeminlerde bunun mücadelesini, çözüm yöntemlerini ve hak arama yöntemlerini geliştiremediğimiz zaman bu sıkıntı bizi nereye götürür? Açıkçası onu bilemiyoruz. Ama bunu da çözmek zorundayız. Bu çözümü bir şekilde var etmek zorundayız. Bu çözümü de siyasi çıkarlara heba etmemek zorundayız. Yani bizim bugün için tartıştığımız mesele bu. Peki. Siyasi çıkar değil mi? Sayın İfanak'tan'dayız.